Elektrikli otomobiller tüm dünya gibi bizim de yeni yeni tanıştığımız teknolojilerden biri. Gerçekten arabayı kullanırken gürültü yok. Ses yok. Gayet sakin sükunetle yola devam ediyoruz. Hızsa o da var. Ve bu kadar huzur içinde araç kullanmak inanıyorum ki bütün alıcılarını rahatlatacaktır. Şimdi kısa zaman içerisinde de biliyorum ki vatandaşlarımızın merak ettiği hususlar var. Ki bunların en önemlisi de öncelikle batarya ve şarj istasyonları konusuna açıklık getireyim. TOK, lityum iyon bataryaların ülkemizde üretimi noktasında dünyanın önde gelen şirketlerinden biriyle anlaştı. Hemen TOK tesisinin yanındaki 609 bin metrekarelik arazide inşa edilecek batarya fabrikasının temelini yakında atıyoruz. <laughs> Savunma Bakanımız tabi buna hazırla, olursa işi bir an önce bitiririz. Tamam. Asker selamını verdi. Mesele bitmiştir. Biz bu yola çıkarken Türkiye elektrikli araçların üretim üssü olacak demiştik. Tok işte bu hedefe giden yolda lokomotiflik yapıyor. Kardeşlerim Lokomotif nereye giderse unutmayın vagonlar da oraya gider. Elektrikli araç yatırımları konusunda global firmaların ülkemize yoğun bir ilgisi var. Şarj altyapısının yaygınlaştırılması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle 81 ilin tamamında 1500'ün üzerinde Hızlı şarj ünitesi kuracak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede 54 şirkete elektrikli araç şarj istasyonu işletme lisansı verdik. Tok da kendi markası Trugo ile 81 ilimizdeki 600'den fazla noktada bin adet hızlı şarj cihazını hizmete sunuyor. Peki Tok ne zaman yollarda olacak? Bunu da merak ediyorsunuz. Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri hemen başlıyor. Tok Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için o pazarlarda aranan teknik yeterlilik belgesine sahip olacak.